Şimdi gençler x 2'den farklı olduğunu söylemiş. 8'i buraya atalım. O zaman x küp eksi 8 eşittir 0 olur. Bunu hemen çarpanlarına ayırırsam x eksi 2 x kare artı 2x artı 4 eşittir 0 oldu. Tamam. Şimdi x 2'den farklıysa o zaman 0 olacak olan kısım burası olmak zorunda. X kare artı 2x artı 4 eşittir 0 diyebilirim. Tamam mı, değil mi? Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. X kare artı her iki tarafa 2x ekliyorum. 4x artı 4 eşittir 2x oldu. Yani x artı 2'nin karesi 2x oldu. Burada yine şöyle bir şey yapalım. Her taraftan 6x çıkartayım. X kare eksi 4x artı 4 eşittir 6x oldu. Ama eksi 6x oldu. Bu da ne olur? X eksi 2'nin karesi eşittir eksi 6x olur. Şimdi bu ifadeleri gelip burada yerine yazalım. 2x yazarsam buraya 2x'in karesi eksi eksi 6x yazarsam, düzeltiyorum, 2x'in karesi olmaz. Ne olur? Doğrudan 2x olur, değil mi? Bunu silelim şöyle. Şuraya doğrudan 2x yazıyorum. Tamam. Peki buraya eksi 6x yazarsam 48 bölü eksi 6x işte eksi 8x olur. Yani artı 8x olur bu da. Doğru mudur? 8 bölü x olur ya da. Doğru değil mi? Evet, böyle olur. Şimdi ben buraya iki parantezini aldığımda x artı ne oldu burası? 4 bölü x oldu. Şimdi hala sonucu bulamadık ya. Gelip şuraya tekrar bakıyorum. Burada şöyle bir şey yapacağım. X kare dikkat et. Artı 4 eşittir. Dikkat et. Eksi 2x oldu burası. Her tarafı x'e bölersem x artı 4 bölü x eşittir eksi 2 oldu. İşte onu gelip burada yerine yazdığımda 2 kere eksi 2 yani eksi 4 sorunun cevabı olur. Şimdi gençler f bileşke fa fa'ya eşitmiş. Ben bunu şöyle yazabilirim. F bileşke fa şeklinde yazabilirim. Bu durumda şöyle diyebiliriz. FA yani şurası FA'ya eşit olmak zorunda. Yani FA'nın A'ya eşit olması gerekiyor. Yani böyle diyebiliriz. Doğru mu? Yani x de f ise FA A'ya eşit olacak. Ya bu sanki fx eşittir x olacak şeklinde bir yorum yapabilirim ben burada. Şimdi fx zaten bizim fonksiyonumuzun kendisi. X de y eşittir x doğrusu gibi düşünün. Yani bir an için öyle hayal edin. Tamam mı? O zaman fx de y eşittir x doğrusunun kesiştiği noktaya bakacağım. Y eşittir x doğrusu yani böyle 45 derecelik açıyla kesişen doğru. Yani şu A noktaları bunlar olmuş olacak. Yani bunu demeye çalışıyorum. Yani bunların her biri bir A noktası olmuş olacak. O halde şurada A'nın alacağı 3 tane değeri görüyorum. Peki başka var mı? Var aslında. Şöyle. Şimdi dikkat edin. Şu noktanın dikkat edin. Ordinatı şurada bir değer. Şurada bir değer. Şu. Şimdi bu değeri veren bir tane daha x değeri var. Tamam. Aynı şekilde burada da bir değer var. Bunu veren bir x değeri daha var. Yani A'nın aslında iki tane daha gizli bir kökü var. Dolayısıyla iki tane daha kök toplamda kaç kök oluyor? 5. Şimdi diyeceksin ki hocam bu nasıl oldu ya? Mesela A'ya 0,9 ver. Bu da 2,4 olsun. Şimdi yazalım. A'ya 0,9 dediğimde burası ne olacak? 2,4. Peki f 2,4 o da burası y eşittir x'in üzerinde olduğu için yine 2,4'ü vermedi mi? Verdi. F 0,9 kaçtı? 2,4'tü. Bak sağladığını gör böylelikle. Dolayısıyla şu x de bu denklemin köküdür. 2 tane buradan, 3 tane doğrudan toplamda 5 tane kök gelir.